All around me are familiar faces, worn out places. Benim mikrofon bağlı, yoksa ben de gelecektim. Aşırı zevk alıyorum. Var ya, hoşuma gidiyor. Eşyalarını basıp sinirleniyorsun falan. Aynen. 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 Keyif alırken de strese giriyorum falan. Timur'un Mage oynadığını biliyorum ama öncesinde... Porto. Gerçekten mi? Hayır, hep Mage oynadım. Hayır, keyif aldığın belki Porto'dur gerçekten. Bilmiyorum ama ben Mage olarak gördüm seni sadece. Hep Mage oynadım. Yani genelde MMORPG oyunlarında da hep Mage'i tercih ediyorum. Knight Online'da zaten Mage dışında başka karakter oynayamıyorum. Yani beceremiyorum. Aslında en zor sınıftır bence. Mage karakteri. Bana biraz kolay geliyor. Alışkanlıklar olabilir abi. Yani çok oynadım. Ya Priss bence gerçekten en kritik karakter ama. Mage olarak Caesar, Priest olarak da Edana'daki çoğu Priest oyuncular diyeyim, eski Edana'daki. Var. Ben Warrior olarak DDX tabii ki de, ama öncelikle yani ilk izlediğim videolarda da Timur abinin videolarını izledim. Timur Link demek istiyorum. Yani zaten benim ilk açtığım chat Mage'ydi. O dedim cücekel olan 30 işte o. İzleyip bir şeyler öğrenmeye çalıştın mı hiç? Öğrenemedim. Açmanla mı kaldın? Açmakla mı kaldın? En son kestiğim şey Leykan'dı, o kadar. Çok bir şey katılmamışım. Çok teşekkürler bu arada. Anlamda demedim ama yani ben şimdi. Neyse. Biz çekiliş anını görebilecek miyiz? Şu an görüyoruz orada sağ tarafta. Çekilecekse Mustafa saysın 3-2-1 diye. Olur. Olur. Ben sayarsam kimseye çıkmayabilirim. kimseye çıkmayabilirim. Az önce yayın kesildi, diyor ki ben çok şanssızım diyor. Kesin diyor benim, ben buraya geldim diye. Bir güldük o kamera arkasında, bayağı bir güldük. Ben buraya geldim diyor, bu yayın diyor olmaz diyor. Kesin hep kesilir, ben olmasam güzel yayın olurdu falan diye böyle bir kendi kendine yüklendi. Biz de güldük tabii ekran açılana kadar size. Birazdan kendin için de çarkı bilek çekilişi yapacaksın bu arada ama ve 3200 falan çıkarsa herhalde o şanslı... Bana mı 3200? Evet. Çıkmaz mı? 5 mi çıkar? 5 çıkar. Hala inanmıyor. Tamam o zaman bir sayı istersen bir çekilişimizi yapalım. Bizimle ama bir şeyler eksik burada, böyle yiyecek, içecek, bir çay bardağı vesaire. Eksik olan gibi. Ne biliyor musun? O taburede oturan yancı çocuklar. Hani böyle, abi level kaç hani falan. Koluna üfler ya o böyle. Ne çektik biz ya. Yanında böyle çocuk 3 tane tabureye oturmuşlar. Biri klavye tutuyor, biri mouse tutuyor. Diğeri de artık böyle yandan i̇şte, destek veriyor işte, onlara. İşte öyle diyorsun, ben 3 sene o çocuktum. Klavyeyi mi tuttun mouse'unu? He? Klavyeyi mi tuttun? Arkadaşım mouse'la oynarken parmağını böyle kaldırıyordum. O benim karımı sayan arkadaşım. Bir bilgisayar vardı bizde. Diyeceğim, bu klavye bayağı eski değil, klavye değil yani ya. Yani bildiğin o 2002 falan herhalde, daha da eski olabilir. Ya helal olsun ama hala çalışıyor olması bu klavyenin. Tebrik ediyorum. O da çayını koymuş. Ben de diyorum, Cemil abi neden CC'yi geç alıyor? Afiyet olsun. Valla CC'yi geç alıyor sürekli. Şey var, Pink vardır belki. Pink'le alakası yok, klavyeye bak, hesap makinesi gibi ama. Anlamış oldun herhalde, sorguluyordun. Evet, burada resimden görmüş oldun. Yıllardır. Bir cümleyi okuyabilir miyim? Tamam. Sakallı, orada bir yerde yeni server düğmesi var. Bir bassın oraya. Abi dedim ben de oynayayım dedim. Sen dedin nick'in ne dedi? Ben dedim Northman. O zaman yüzünü göstermiyordun herhalde. Öyle hayır, mi? Hayır, yan yanayız. Çocuk yüzüme bakıyor. Ben ama saçımı yeni kesmişim. Ha, ben normalde şapkayla video atarım. Ben dedim Northman'ıyız. İnanmadı bana falan. Yarım saat bunu ikna etmekle uğraştım. Sürekli şimdi bize geliyor. Bir şeyler yapıyoruz. Pazar yapıyoruz, dolandırılıyoruz. Ya neden senin anıların, anlattıklarında devamlı bir dolandırılma, eşya basıp yakma, ne bileyim. Devamlı böyle bir katakulli var gerçekten yani. Kaan'ın dediği gibi. Sıkıntı var. Bir sıkıntı var sende. Sen oynama şimdi, burayı keselim. Oynama. Başkan oynama, bırak. Bir şanssızlık var. Tadın da zirvede ya. Bırak. Neden olmaz. Bilmiyorum. Zamanında bir iyi birine kase yaptım herhalde. Bela okudu, bir şey oldu. İyi birine kase yaptım herhalde. Süper ya, mükemmel. Göndermiş. Bu arada chatte de var bir arkadaş, ben nöbette sizi izliyorum diye. Var yani. Abi elindeki aga zaga iyi mi? Evet kardeşim, aga magazigi yoksa ziya miya fakat. Böyle bir komik bir anısını... Eskiden Mage'ler Evil Wizard'da kasardı. Evil Wizard'da da E.VW olarak koyuyorduk.
Adamın teki PM attı bana. Abi neredesin dedi. Ben de E.W yazdım böyle. Eyvallah. Abi oyunda neredesin dedi. Oğlum diyorum, Evil Wizard'dayım diyor. O ne abi diyor. EV'deyim. E.V yazıyorum tekrar. Abi evde olduğunu biliyorum, internet oradadır diyor. Oyunda neredesin, yanına geleceğim, fotoğraf çekileceğim diyor. Mesela Lord Vanius'un anısı olsaydı bu 5 dakika sonra soyulmuştu. Ben söyledim. Evden sonra soyuluyor çünkü. Yok şey olmuştur, elindeki Azagayim'i... Abi ismini unuttum eşyanın. Fanyos'un cevabı evet kardeşim, iki tane yapalım mı, tamam gel deyip verirdi. Bak hemen hikayeyi yazdım, kesin verirdi yani. Etmiyorum. Üç tane kabul ediyorum yani. Sen yani verirdin, her türlü bir kaybın olurdu senin, eminim. Bak mana ua, gececilere selam olsun demiş. Aha, benim ayrı kaldığım sahne. Evet, senin Iron Egg sahneni göndermiş. Ama... Ya şu kim Allah aşkına onları atan ya? Abi niye atıyorsun ya? Trollemeyin abi, yapmayın lütfen. Sevmeyenlerden. Adnan Oktar'ı bir alabilir miyim ya? Abi niye yapıyorsunuz ya? Vallahi bir daha tweet mi okumayacağım, açmayacağım ya. Abi çok... Ya git şuradan! Git! Ya gene payla... Aa nereye gittik? Ya bir de abi bir sürü paylaşmış. Kaçamıyorum adamdan. Abi diğer tweetleri okuyamıyorum ya. Son tamam şunları okuyacağım, bitireceğim. Bir trollüyor bir arkadaşım biri. Yani yönetim diyorsun. Üst yönetim nerede abi? Bu üst yönetim nerede abi? Üst yönetime gitti. Burası ne? Neredeydi abi? Gitti valla. Üst yönetime gitti. Kaan. Neresi abi bizim... üst yönetim? Bulun. Önce siz önden şey... yakmalık olarak atıyorum. Kötü drama aslında. Çok iyi. Güzel, güzel, güzel. Çeviriyorum. Çevirelim. Ben kaldım bak, arkasında kaldım. Gördün mü reji beni nerelere soktun? Şuraya geleyim. Vallahi 5 geliyordu. Vallahi geliyordu. Premium pot, vallahi güzel. Güzel. Bir devam. Tane 5 binlik pot ben geldi. Ben seri devam mıydı? Tabii, tabii. Bak ablanın ikinci hediyesi. Hadi lan, hadi bir şeyler lan. Oyunda böyle basılıyordu, şimdi aha, canlısı aha. 3200'ü aldı mı? Alamadı gene. Hadi 5. Sen pot kendisi. Üflüyor, üflüyor böyle. Bu üflüyor. Çarkı üflüyor, hadi 5 gelecek, 5. Abi, benden onu yakmalık gönderdim ya. Abi hakikaten yakmalık pot. Potları alıyor yani. Bir tane daha pot alırsan süper. Bari Ibex Crisis falan çıkar kendine. 3 tane bir şeyle oluyor mu? Oluyor mu? 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. 3 tane pot çıkarsa hiçbir şey alamıyorsun. Oldu. Ben ne anladım o zaman? Doğrusu yok ki. Geliyor. Ya. Geldi bak, vallahi geldi bu sefer, vallahi geldi. Yani bütün şansını galiba ilk çevirmede takipçine, ya takipçimize kazandırmış oldun. Daha 200 20 yıl hiçbir şey işin yolunda gitmez. Bak bir de kaydediyor orada, 5'e bir koyun diye kaydediyor. Tebrikler. Gerçekten güzel hediyeler aldın. Hakikaten yakmalık olarak attı ya beni. Son yakmalık demek çok güzel oldu. Demek ki senin kendine şansın yok. Ha şimdi yakmalıkları yaktık. Ben de unique atacağım değil mi? Aynen evet. Öyle. Sen unique atacaksın. Unique'ler yanarsa komple hepsi ona çıkar. Biraz. Ne hurafeler var şu oyunda ya. Ne hurafeler var. Ama gemde de öyle. Bir, mesela 200 tane kırıyorum. Hiçbir şey alamadım. Adam geliyor bir tane silver kırıyor. Şans. Lego alıp gidiyor. Şans. Ya bir hurafe vardı bu. Böyle üstten periler geçiyordu. Bunlar GM diyorlar falan yani... biz değiliz. Sormadım ki biliyorum olmadığını. Ama bizim komutumuzla giden şeyler. Ya tabii iklimi falan değiştirebiliyor değil mi GM'ler? Ona 2006-2007 yılında GM seni izliyor böyle tepeden diye böyle şey yapıyorlardı. Evet ben de diyordum o kitlenin içine ben de. Ciddi misin? Hepimiziz. Kim gönderiyor? Ben çevireyim o zaman ya. Tamam. 3 tane. Timur kendine 3 tane çekiyor, bakalım ne çıkacak. Hareketi gördün mü bak. Jackpot gitti. Jackpot geliyor gibi ben söyleyeyim. Vallahi yok döndü. İkinci tura döndü. Hadi 5, hadi 5, hadi 5. Hadi lan! Ben ne zaman hadi 5 hadi desem bir gerisini artıyor. Sen niye hadi 5 diyorsun? Jack... Bu var nankör çıktı. Valla. Çok arkadan iş çeviriyor. Ne kazandın şimdi? Otomatik bir ThinkPad. Hiç de kullanmıyorum ha.
satarsın artık. İyi, başka kaç, bir şey alırsın. Kaç keş o? 249. İyi para. Bana 5 MP S gelirse şey takas ederiz. 5 gelirse bana. Gerçekten hain çıktım. Bu sefer gelsin 3200 aman lütfen. Lan 5 uzak git. Kuleye ölürsen artık. Geldi. O %100 artı 7 SC var. O değil. Onu oo, takas etsek. Bu 330 ne? İhtiyacın oluyordur ya. Novotanlarda vesaire yatıyorsun. Yok ben. Girmiyor musun hiç? Yok, yatmıyorum. Allah Allah. Yatmıyorum, hiç yatmadım. Hiç tolga basamayı kuleye öldüğün olmadı mı? Ya geçen ya, şimdi yatmıyorum falan diyorum da. Geçen Novotan'a girdik. Yayından böyle bir baktım üstüme doğru bir asas ordusu koşuyor böyle. Yayından izlemişler. İşte. Öldürdüler. Başımda parti yaptılar. Bir saat boyunca böyle CZ bu kadar kalabalık olmamıştır. Yani öyle bir şey yok. geldi bu sefer. Geldi. Bu son mu? Bu son. Senin yok iki, üç tane daha var. Tamam. Üç tane daha var. Oradan not alıyoruz zaten. Hadi. Cini ve Cini Hammer geldi. Tarantula farmında. Olur, işine yarar. Yarıyor. Bir iki bir şey geldi. Mustafa, attın yakmalıkları önden bakalım bu sefer sana ne gelecek? Şu mikrofonu çıkarsak etrafında bir 7 kere dönmem lazım. Şey de yapmam, otur kalk da yapman lazım ama. Yani. Ben de sağ klik yapıp uzanmıyorum biraz koş, orada çevir. Şey bastın mı? Flashları bastın mı? Abi flash falan değil, ben normalde hell atıyorum bir şey kırdırırken. 9 tane bastım, 9. 9 tane mi? 9 olunca daha çok. Jackpot geldi. Jackpot geldi. Bak izle ve öğren. Gelmedi. Ay hadi, hadi. Cidden geldi ya. Reken. Geldi aldın mı? Abi hep böyle oluyor biliyor musun? Hep böyle oluyor. Siz bu çarkı felek yapınca da ben 10 tane kırdım. 10 tane gem alıyorum. Ama ilk kırdığında güzel çıktı işte, ihtiyacım vardı işte, bayağı kâr ettim falan diyordun. O biliyordunuz kırdıracağımı, öyle güzel attırdık. Onun üstünde bir 3200'lük kırdık. İşimiz yok zaten, bekleyelim dedik işte, Lord Fanyus kırdırsın da ona güzel iş aldık. Öyle bir müdahalemiz zaten yok, şaka biliyoruz yapıyoruz abi, zaten. Biliyoruz abi, şaka yapıyorum. Hadi bakalım, ikinci 5 aim point'ini bekliyoruz. İkinciyi 5 atar mıyım? Şimdi 3'üne 5 atarsam bana bir 3200 verecek misin? 3'ünü 5 yapmayayım. Hayır, ihtimal tamam, vereceğiz hadi. Vermiyorum dedi ya. Hadi vereceğiz. Bak vereceğiz dedi. 3 tane 5 gelirse geliyor. O kadar buraya gelmişsin. Aha. Vallahi geliyor ha. Vallahi geliyor. Neyse bilemiyorum podcast. Güzel yani. Beklentinin üzerinde en azından. Ya beklentinin üzerinde ama şöyle bir şey var şimdi. Sonuncu da alacağım drop'u zaten. Sonuncu da alacağım. Hadi bakalım. Vurduğunu sonuncu da yapacağım. Hani son item kalır ya, son böyle hani... O basarsın 9 olur. Geçer böyle. Ya da bir tane kırarsın, aynen. Iron Neck çıkar. Aynen. Şimdi Iron Neck'i yaşayacağız burada, hadi bakalım. Üfleyeyim şöyle. Ekmek kırsaydın. Ben arkamı dönüyorum şu an. Jackpot ikinci tura döner gibi ama... Ne? 5-5-5. Adam gerçekten, bir dakika bak. Zoru başardı. Adam gerçekten şanssızlığını biliyor. Biliyorum abi, biliyorum. Adam kendini biliyor. Yani sizde hiç çıkmadı değil mi 5 endpoint? Ben de çıkmadı. Prepot çıkarken... Bana bir tane çıktı. Bir tane çıktı. Prepot çıkarken Timur abinin bacağı değdi, en azından oradan hafiften aldı. Değmese bana bak, gerçek söylüyorum. Değmese ben inanıyorum. Abi adam ne kadar şanssız olduğunu cidden burada bir kez daha bize de kanıtlamış oldu. Hem de izleyenlere kanıtlamış İki oldu. İki kere 5 getirdiğim için ama bana 2400 verecekler. Çıktı. Bir alkışlayalım bak Mustafa'yı gerçekten. Adam gerçekten kendini tanımış yani. Burada yayın kesildiğinde bile kendinde suç buldu. Ben geldim diye burada yayın kesildi, yoksa bir şey olmazdı falan zaten gibi. Zaten ben şanssızlığımla öyle oldum, bir nebze de öyle oldu. Peki o zaman, tebrik ederim. Çarkı feleği buradan alalım, bir birbirimizi daha rahat görelim. Teşekkürler. Bu arada bayağı chat yıkılıyor şu an. Onu söyleyeyim yani. Chat bakabilir de, miyim? Tabii ki de. Yani gülücükler mülücükler geliyor bayağı bir. Chat biraz Mustafa'nın şimdi şanssızlığına gülmüş durumda. Speed potion mı çıkmış sana?
Yok, premium. Ne yapacaklar biliyor musun? Bir tane GM sokacaklar böyle. Seni gördüklerinde böyle CV atacak bir tane. Vallahi billahi ya. Hep başıma geliyor. Güle güle kullanırsın premium kodu. Bol bol. Kullandıkça bizi hatırlarsın. Kullanan bilmiyorum. Ya ama şimdi hedefinin, beklentinin üzerinde en azından. Mutlu olma abi. Bir arkadaş balkondan düşmüş abi. Balkondan düşmüş. Abi efsane ya. Bayağı şey olmuş yani. İzleyicilerimiz en azından buradaki bu şeyi kapabilmişler diye düşünüyorum. Yani Mustafa'nın bu şanssızlığı gerçekten bir daha çağırmayalım diyorum ben. Ama bir dakika yani en azından soru gelmiş. Hediyelerinizi Twitch'ten mesaj atacak arkadaşlar, cevap vermeniz gerekiyor. Hangi sunucu ve karakter adıyla oynadığınızı. Whisper değil ama mesaj değil mi? Mesaj kutusu, kutuya. Box'a geliyor yani. Gelen kutusuna göre gelen kutusuna göre. Gelen değil. Fısıltıya değil. Aynen, fısıltıya değil. Mesaj olarak geliyor. Oradan bakıyorsunuz, cevap veriyorsunuz. Biz de ona göre hesabınıza birkaç gün içerisinde yükleme yapıyoruz. Ara ara mesaj kutunuzu kontrol edin. Büyük ihtimal yarın akşama kadar mesajınız en azından atılmış olur. Daha erken atılırsa da eşyalarınız yarın akşama kadar yüklenmiş olabilir. Twitch kullanmayı bilmeyen user'lar vardır. Sağ üst tarafta isminiz var. Nick'iniz yazıyor orada. Oraya sağ tıkladığınızda ayarlar, mesajlarım, kanalım diye seçenekler göreceksiniz. Oradan mesajlardan gelen kutusuna gelecektir sizlere. 3200'e kadar. Bir yorum gelmiş, okuyabilir miyim? Adam o kadar şanssız ki 3200 alamasın diye ikincisini de pot geldi. Geri geldi. Ya, söz vermiştik değil mi? Üçü de beşe yapmayız olursa yedik. Premium pozisyon aldı. Deseydik yani yok yani üçü de beş endpoint çıksa bir şey vermiyoruz. Cidden üçünü de beş endpoint çıkarırız. Şey gibi oldu bu. Ben vallahi jeton geç düştü. Abi helal olsun. Abi, kim o arkadaş? Kim o yorum gerçekten? Bitmeyen sevda. Abi mükemmel abi, yorum ya. Sağlık gerçekten. Mükemmel bir yorum gerçekten. Şu ana kadar yaptığımız yayınlardaki en yaratıcı yorumlardan bir gerçekten tanesi. Gerçekten çok güzel. Yani abi, bunu biz nasıl düşünemedik burada ya? Of. Kafamın arkası ağrıdı gülmekten. Bu arada cidden gözüm... nasıl kırılacağını da bilmiyorum tabi. Kırmaya başladım. Videoda belli oluyor. Bayağı bir zorlanıyor. Nasıl kıracağım bunu? Bundan hani, ne çıkıyor acaba falan diye sorguluyor. Bir kere kırdırıyorum. İkinciye bir daha unutuyorum yerini falan. Yani dört kere unuttum falan. Kırdırıyorum, fragment atıyor. Kırdırıyorum, işte gem kutusu atıyor. Dedim bu ne lan böyle. Bir kırdırdım, accessory box attı. Dedim herhalde bir şey atacak, hani bir takı atacak. Bastım Iron Neck. Bir öyle bir, yani bir hala çıkış dönemin o var herhalde. Düşününce hala böyle aynen orada bir çıkış oldu. Zaten bir 800 abonem vardı. O video ikinci günü 11 bin izlendi. İkinci günü 24 saati geçtikten sonra 11 bin izlendi. Herkes bana şey yazdı. Selamun aleyküm kardeşim, seni YouTube'da gördüm işte. Destana hoş geldin. Destana başlamışsın. Iron Neck videosu çekmişsin. Annem babam çok kızdı ben videoyu izleyince, sesli izledim yani. zaten. Artı 18 falan. Yok herhalde biraz içinde bütün, şey, küfür falan var. Bütün tepki o videoda verdi. Şaşırıyorsun. Gece şey, babamla kalmadı. Televizyon izlerken izliyordum dedi. Ben dedim lan bu nasıl tepki kardeşim dedi. Sen dedi manyak mısın dedi. Adam ağzımı yüzümü kırdı dedi. O da öyle dedi. güzel. Önerilerim var mı? Night Online yayına başlamak istiyorum ben. Neyse. Biz çekiliş anını görebilecek miyiz? Şu an görüyoruz orada sağ tarafta. Çekilecekse Mustafa saysın 3-2-1 diye. Olur. Olur. Ben sayarsam kimseye çıkmayabilirim. Kimseye çıkmayabilirim. Az önce yayın kesildi diyor ki ben çok şanssızım diyor. Kesin diyor benim ben buraya geldim diye. Bir güldük o kamera arkasında bayağı bir güldük. Ben buraya geldim diyor bu yayın diyor olmaz diyor. Kesin hep kesilir ben olmasam güzel yayın olurdu falan diye böyle bir kendi kendine yüklendi. Biz de güldük tabii ekran açılana kadar size. Birazdan kendin için de çarkı bilek çekilişi yapacaksın bu arada ama ve 3200 falan çıkarsa herhalde o şanslı... Bana mı 3200? Evet. Çıkmaz mı? 5 mi çıkar? 5 çıkar. Hala inanmıyor. Tamam o zaman bir sayı istersen bir çekilişimizi yapalım. Anınızı soralım. Night Online'la ilgili oyun içi ya da oyun dışında mesela görüştüğünüz biriyle olabilir. Anınız komik ya da sizi etkileyen bir anı oldu mu? İlk Mustafa'dan başlayalım istersen. Varsa anlatabilirsin. Aslında benim yoksa bir pas. Anım var. Pas demeyeceğim. Yani anım var aslında. Karşı komşum Kaan diye bir arkadaşım beni izliyordu. İzliyor mu şu an? Aynen. İzliyordu şu an. Peki. Selam söylüyorum ona da. Ben hep bir okçu dizerdim. Yani beni hep okçu dizdirirlerdi zorla. Ama ben okçu oynamasını bilmezdim. Okçuyu dizerdim, kasardım.
güzel üstüne bir çitin set dizerdim. Ondan sonra Iron Crossbow alırdım. Iron Bow falan görmedik tabii o zaman biz. Iron Crossbow, 8 dex takılar falan. O derdi gel çarına bakayım evde. Keylogger var orada da. O çarı soyardı. Ondan sonra bir hafta sonra aynı olay gene yaşanırdı. Tabii ben babama diyorum ki internet kafeden gelirken Bronze Premium kodu al bana. Orada kağıtlar vardı falan. Kod alıyorduk. Ya bu 5-6 kere oldu. Ben onun çarını bir kere soydum ondan sonra. Benden parasını aldı. Onu hatırlıyorum. Şöyle bir bizim itemim yanınca diye bir şarkı var. Komik bir kliple birlikte Andre Paul'un yaptığı. Evet. Orada kuzenin çara girer, hack yersin diye bir söz var. Hı-hı. Bu da işte komşu, kuzen benziyor aslında. Yani isteyerek de olabiliyor, istemeden de olabiliyordu. Atıyorum bilgisayarına Keylogger yemiştir, kuzenin girer gerçekten o dönemlerde. Hesap paylaşımının bu yüzden hani yapılmaması gerektiğini biz biraz da savunuyoruz. Sen bir şey yaptığında bilirsin ne olduğunu ama bir ikinci kişi olduğunda zaten hesap bölünmüş oluyor. Daha fazla sıkıntı yaşanabilir diye. İlginç bir anıymış gerçekten. Yani bile bile sen alıyor muydun eve arkadaşını? Yoksa sonradan mı öğrendin? Sonradan öğrendim değil. Şimdi benim çarım ne zaman soyuyorsa eve gidiyorum, o yeni bir çar açmış oluyor. Benim aynı itemlerim oluyor. Yani her şey olabilir, tamam mı yani? Şimdi ben oyunu çok iyi bilmiyorum. Artı 8 dex takı takıyor. Yani bendeki itemlerin aynısını takıyordu. Ben oradan zaten çözdüm. Zaten bana yeni söyledi daha şu an. Yani bu olay 5-6 senelik olay. Daha şey en azından içinde o vicdanını rahatlatmış sana söyleyeyim. Gerçekten ilginç. Hani bunlar Entity yayınına çıkacak. Ben söyleyeyim de bari rahat olayım. Vicdanım rahat olsun bari. Yayına gelirken mi söyledi bunu? Yayına gelirken söylemedi. Ha. Bu olay çok önceden olan bir olay. Tamam, sana ne zaman açıkladı bunu? Onu ben oyunu bıraktığımda açıkladı. Yani oyunu bıraktım orada, sinirlendim. En son çarımı soyduğumda. Altıncıydı herhalde. Vicdan yapmış. Birkaç sene bıraktım. Deseydin seni rezil edeceğim Entity Game yayınında diye. Gerek yok. çocukluk diyelim. Bikiniler, isimler. Çok benim eskidir abi. Benim çarımı da soyardı. Derinlikle Lord Vanius'larla oynardı genelde falan böyle. Güzelmiş. Timur'da bakalım neler var. Ya hem Night Online oyununda var hem de sosyal hayatımda böyle bir anım var. Çok oyunu deli gibi oynadığımız zamanlar 2005-2006 yıllarında, tam tarih hatırlamıyorum. Dershaneye gidiyorum ve dershanede hoşlandığım bir tane kız var. Sürekli de bakışıyoruz böyle. Bir gün koridorda köşeye dönerken çarpıştık, bu filmlerdeki gibi gerçekten. Bayağı bir çarpıştık. Böyle yaprak testi arabaları uçuştu. Çok güzel bir an oluştu. Ben de yardım ettim o an. Eğildim ve filmdeki o şeyi, kareyi, sahneyi yaşadı. O romantik komedi sahnesi yaşandı. Canlandırma yapalım. Yani ondan sonra işte ben yardım ettim. Teşekkür ederim dedi. Ben de karşılık olarak NP dedim. Şimdi Night Online dili ve edebiyatı çizmiştiniz ki. Yani NP dedim bir de böyle. Ondan sonra baktı bana kız böyle. Yaptı şöyle bir. Ben de böyle konu açılsın, konu değiştireyim dedim. Nick'in ne senin dedim. Daha kötü. Hayır. Sıvama bölümüne geçiyor biraz aslında. Nick'in ne? Orada artık böyle bir... Ondan sonra kız şöyle bir baktı. Yaptı şöyle, gitti ondan sonra. Bir daha da böyle konuşamadık. Yani beklendik son diyebiliriz yani. Bir daha konuşmanız çok da... Ama o zamanlar... Yerinde günde, bitmiş, güzel olmuş. Yani günde 18 saat falan oyun oynuyordum. Öyle bir dönemdi. Bir de oyun içerisinde de yani Night Online ile ilgili 2006 senesinde Ultima ilk çıktığında oyuna biz Ultima'yı yuvasında kesmiştik Sultans ekibi olarak. O zamanlar yaklaşık bir 300 tane kestik. Ultima'nın respawn time'ını ayarlayamamışlardı çünkü tüm server zor kesiyordu. Biz de bir şekilde bir yöntemle kesmiştik. Ondan sonra da Sultans Klan'ı dağılmaya girmişti, ban yedirmiştik GM'lerden. Çok var. Eski. Çok eski, 2005-2006 diyorum. Parantez içerisinde, yani, tamam. Tekrar bastıra söyleyeyim. Çok fazla yaratık boss kesiyorsunuz diye banlamıyoruz öyle bir şey. Yok ya, önceden olmuş olabilir. Ya 300 tane de tek günde oluyor bu arada. Tek günde nasıl yani? Tek öldüğü günde, gibi çıkıyor o zaman. İki defa girdik. Bifrost iki defa giriyordu o zamanlar. Hala öyle gerçi değil mi? 300 tane kestik. Şu an 5 kere. 5 kere Bifrost. 5 kere mi? Gece falan da var ya, sabah yedi. Ben tabii farmer olmadığım için. Güzel laf. Yani yok şu an. Yanlış anlamayalım. Sende de o zaman bir anılar vardır herhalde. Var. O kadar yıl oynayıp 13-14 sene vardır bu şeyler. Ya bizim dönemimizde tabii bizim benim şöyle bir artı bir yanım vardı. Benim ikizim var. Dolayısıyla biz oynadığımız oyunu da ikizimle beraber oynuyoruz. Kardeşimle beraber oynuyoruz. Night Online'ı da o zaman öğrendiğimiz zamanlar beraber oynarken hani şey döneminden geldik hani
birimiz klavyeyi, birimiz mouse'u, birimiz 7-8 milyon atıp, birimiz işte çarı hareket etme dönemindeyim. İki kişi oynama dönemleri. Ama bir tane en unutamadığım bir şey vardı çünkü o bana çok koymuştu. Maiko'da level kastığımız zamanlarda Serhan bir tane Lightning Mage açmıştı, LR Mage açmıştı. Onu level kasıyordu. Hatta öyle level de çok yüksekte değildi çünkü bilmiyoruz nerede level kasılır vesaire, ne yapılır, ne edilir. Bunu kastığımızda bir gün nereden bulduysa, nereden aklına geldiyse bir yerden LR Nova'nın 45'in falan şeylerini buluyor. Screenshotlarını buluyor. Bunları kesiyor. Şeye yapıştırıyor. Paint'te gerçek çarının skill barına yapıştırıyor abi. Abi ben bunu gördüğümde bir yani çekememezlik duygusu başladı. Çünkü bizim o zamanlar bir de kardeşimle böyle bir şeyimiz de vardı. Hani ben daha iyi oynuyorum vesaire. Rekabet. O zamanlar vardı. Ben bir kıskançlıktan ölüyorum ama var ya hani bir şeyler yapmam lazım. Bir şeyler yapmam lazım. O ara bir bozulduk. Aramız da bozuldu. Oyunda farklı bir şekilde devam etmeye çalıştık. Ben ayrı klan kurdum, o ayrı klan kurdu. Daha beter rekabet girdi ortaya. Kardeşim, kan çıkacak. Baya kötü durumdayız yani. Bitti, ilişkimiz bitti kardeşimle ya. Öyle böyle değil. Night Online böyle bir şey değil aslında. Ama yani olmuş. Yanlış şey olmasın. Özenme. Ama yok şu an tabii büyüyünce. Bunlar tabii değişiyor. Benim de abimle böyle dönemlerim oldu. Tabii birçok oyunda ben ondan daha iyiydim. Tabii buradayım, boş atabilirim biraz ama gerçekten oyunculuğum ondan biraz daha iyi olduğu için. Ama bu da kabulleniyordu zaten genelde. Oynamak istemiyordu. Birebir mesela hiç oyunlara girmezdi bende. O FPS oyunlarına vesaire ama